Var mı? Sanırım bir yok. Yok. Anlat abi. Abi ben karışmıyorum. Hayır, ne olduğunu anlat bize ya. Ne malzemesi vardı bu? Ya iş yerine çalışıyorduk. Bir hareketin burada olduğunu farkına vardık. Buraya bakınca baktık, alevler falan yükselmiş. Girişte falan bir alevler falan var. Dumanlar falan yükseldi. Bir annenin de bir çocuğunu aşağı doğru saklığını görünce insanlar burada toplu bir şekilde duruyordu. Atma 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 diye bağırınca hiç düşünmeden nasıl girebilirim hesabını yaptım. İçeri girdim. Bir an zaten kendimi annenin yanında gördüm. Annenin yanındaki çocuğu alıp aşağı doğru sarkıttım. Rahat nefes almasını sağladım. Ondan sonra zaten lütfen ekiplerimiz geldi. Onlara teslim ettim. Ya aşağıda yangın var mıydı? Bayağı yangın vardı. Müthiş bir derecede duman vardı. Nasıl çıktın yukarıya? Ya o an hiçbir şey hatırlamıyorum. Baktım gerçekten... Battaniyeyle sarıldın mı? Yok, herhangi hiçbir şey yoktu. Normal kıyafetlerimden direkt alevlerin içerisine Barış arkadaşımla beraber kendimizi ailenin yanında gördük zaten. Sağlık durumları nasıldı şimdi çocuklar? Sağlık durumlarının iyi olduğunu söylediler. Deplasyonistik kontrollerinden sonra zaten aileyi taburcu etmişler. Büyük bir ihtimal akrabaların yanına geçmişlerdir. Şu an çocuğun durumu da herhalde iyidir yani. Ya ister istemez, zaten ya Silivri küçük, nezi, şirin bir ilçemiz. Zaten çoğu insanlarda müşterimiz olduğu için tanınıyoruz iyi kötü bir şekilde. Yani elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şahsım adına zaten herhangi bir şekilde yani gelenle tebrik ediyor. Ya nasıl yaptın, işte yapacağından emindim. Ya zaten her babanın, her bir insanın, her bir Silivri'nin yapabileceği hareketi yaptık. Allah'a şükürler olsun ki herhangi bir sıkıntımız da yok. Silivri'de yaşamak, Silivri'de bulunmak güzel. Dediğim gibi Silivri'de yaşamak ve bulunmak güzel.